Bismillahirrahmanirrahim. Mansub muzari. Muzari fiilin nasb hali yani. Bu mensup olunca muzari fiil farklı bir manaya geliyor. Ona bir bakalım. Muzari fiil niye mensup olur? Onun manası başka bir şekle çevrildiği için mensup olur. Mesela en cehu ben başarırım anlamına gelir. Ama en encahu başarmak anlamına geliyor. Bir anda fiil mastar şekline geliyor. Şöyle uridu istiyorum en encahe başarmak istiyorum. Yani istiyorum başarıyorum diye çevirmemek için. Yani uridu encahu istiyorum başarıyorum olacaktı. E, uridu en encahe işte yani eni buraya getirirseniz bunu da en'den dolayı mecbur fe'ta yapacaksınız. Bir anda mana başarmak şekline dönüyor. Yine e, bu muzari'nin başına gelen başka bir harfimiz var. O da len şeklinde geliyor. Manayı değiştiriyor. Mesela tekzibu olsaydı ki len burayı fe'ta yapıyor. Tekzibu olsaydı yalan söyle söylüyor anlamına geliyor. Yalan söylüyor. Müennes yani bayan yalan söylüyor ya da sen yalan söylüyorsun. Tekzibu Yalan söylüyorsun. Len geldiği zaman len tekzibe asla yalan söylemeyeceksin. Böyle gelecek zamanı komple nehy ediyor. Len tekzibe asla yalan söylemeyeceksin. Bir anda mana tamamıyla değişiyor. Yine başka bir nasp eden yani muzarif ilin başına gelip bakın temraddu muzarif ildir. Bu sondaki damme feta oluyor. Nasb yani mensup oluyor bu bizim muzarifiyenimiz. Niye? İzen harfinden dolayı. Bu da yine onu e, nasb eden bir e, edatımızdır. E, Teşrebu el ma'e el baride. Sen soğuk suyu içersin. İzen içiyorsun. Soğuk su içiyorsun. Yani ona bir haber veriyor. Soğuk su içiyorsun. Teşrebul ma'e. Su içiyorsun. El baride soğuk su içiyorsun. İzen o vakit tamrada hasta olacaksın. Evet. Hasta olacaksın. Limaza niye geldin? Cittu geldim. Şimdi niye geldiğini söyleyecek key denilen bir edatımız var. Yine Arapçada dördüncüsü. E, bu da key dahi ...muzarifinin başına gelir... ...ve onun yine sondaki dammesini fetha yapar... ...manayı da şöyle değiştirir... ...için, yani etealleme... ...öğrenmek için... ...bir anda, yani bu key olmasa... citu. geldim... ...eteallemu... ...öğreniyorum... ...geldim, öğreniyorum manasına gelir... ...ama citu key etealleme... ...öğrenmek için... ...geldim... ...anlamına geliyor, dolayısıyla... Bizim muzari başına gelip onu nasip eden en, len, izen, bir de key diye dört tane en, len, izen, key. Bu dördü muzari fiilin başına gelerek onu nasip ediyor. Manayı da değiştiriyor. Manayı da şöyle söyleyeyim bu en geldiği zaman makmak yani yapmak etmek anlamına getirir. O fiili len geldiği zaman gelecek zamanda yapmayacaksın asla anlamına gelir. Ve izen geldiği zaman o halde anlamı verir. K geldiği zaman için yani o fiili ni yapıyor? İşte öğrenmek için mesela bizim örneğimizde bu şekil 3 bu dördüne manası böyledir. Nasb edatları dediğim gibi en, len, izen, key bunlar nasb edatıdır ki muzari fiilin başına gelen dört tane edat. Şimdi muzari fiilin önüne önüne nasb edatlarından biri gelirse muzari fiil ne olur? Mansub olur. Normalde muzari fiil dur. Mansub bu nedenle olur. Zaten muzari fiil hiçbir zaman mecrur olmaz. Malumunuz irabımız merfu, mensup, mecrur diye oluyordu. Damme, fetha, kesra diye alametleri vardı. Aa, fiil olarak ise merfu, mensup tek olabilir. O da fiil-i muzari. Meczum da tabi var. Yani cezimli de olur muzarifin ama hiçbir zaman muzarifin mecrur yani kesra alameti olmaz. Şimdi yanamu uyur Yuridu tahirun en yename en başına geldiği için mana mekmak oluyor uyumak uyumak en burada fetha yapar o yenamu şu da fetha yapar onu da bilelim yani tahir yuridu istiyor ne istiyor uyumak istiyor ha bu en olmasaydı bu da damme olsaydı şöyle olurdu yuridu tahirun yenamu tahir istiyor uyuyor olacaktır. Tahir istiyor, uyuyor. Böyle bir mana olmaz. En burada önemli bir işi görüyor. Yine len eclise asla oturmayacağım anlamına geliyor. Eclisu otururum. Len eclise fi mecra el hevai cereyanlı mecral hava cereyanlı hava cereyanlı yerde fi Eclisu len eclise len geldiği için eclisu diyemezsin. Lenin manaya cihetiyle değişiklik yapması var. Bir de lenin irapta değişiklik yapması var. Mana bu eclise eclisu yani otururum manasını tamamen tersine çevirir. Oturmayacağım asla oturmayacağım manaya getirir. Ee, ve e, irapta da merfu olan eclisu fiili muzarisini mensup yapar. Eclise oluyor. İrab'da da değişiyor. Dolayısıyla bu da lenin de manası yapmaya e, yapmayacağım, etmeyeceğim anlamına geliyor. Yine key yefheme anlamak anlaması için yefheme anlıyor. Yefhemu anlıyor. Key yefheme anlaması için. Yefhemu anlıyor. Yakra'u sadık. Sadık okur. Niye okuyor? keyyefheme anlamak için okuyor. Bu şekilde onu da demiş olduk. Şimdi ezberleme hadis şerif e, var. hadis şerifimiz. A'tu verin el ecire ücreti ecrehu yani yok ecire e, ücretli çalışana kişiye yani ecrehu ücretini ecrehu onun ücretini ecirin ücretini verin kable öncesinde en yeciffe e, kurumadan ne kurumadan araqu -ku, alın teri hu onun alın teri yani onun teri yecif en yecife kurumadan en yecife kurumadan önce kable en yecife kurumadan önce e'tu verin ecrehu. Onun ecrini ecire. Ecire ben yani o ücreti çalışana verin. Dolayısıyla en burada bunu nasb yapmış. E'tu el ecire ecrehu Qabla en yecuffe araquhu yeciffe yeciffedir. Yecuffe değil ara araquhu آت: evet. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، اللهم إني شو بس أعوذ بك من الفقر فقيرلكتا، والقلة أزلغتا، يعني فقيرلك و أزلغتا، والذلة وبدا زلة، وأعوذ بك فساناسغنرم من, من أن أظلم زُلْمَتْ مك. şirkten zulmetmekten yani ben zulmetmekten ezlimu zulmederim en ezlime zulmet zulmetmem benim zulm, zul, benim zulüm etmem min en azlama min en azlime zulmetmekten kendim zulmetmekten ve a, ve uzlama ve bir de en buradaki en vav wow harfiyle buraya da atfediliyor dolayısıyla uzlemu muzari meçhul fiilini de yine nasip yapmış. Yani zulm edilmekten de sana sığınırım. Gerek üzleme, gerekse ezlime bu marif bu malum fiildir. Bu da meçhul fiildir. Dolayısıyla ikisi de muzaridir. Ona dikkat edelim. Muzari zaten eni başına aldığı zaman sonu fethalı oluyor. Evet, hakkullahi Allah'ın hakkı ala kulli muslimin bütün Müslümanların üzerindedir en yagtasile fi kulli saba'ti eyyamin yevmen. Her yedi günde seb'ati, kulli saba'ti eyyamin, her yedi günden bir gün yagtasile, temizlenmek. Müslüman üzerine Allah'ın bir hakkıdır. Yani yedi gün geçtiği zaman bir insan illa temizlenmesi gerekiyor. Allah'ın hakkı olarak. Ee, Yagsilu o gün ne yapar? Yagsilu Fihi ağzını yok fihi burada ağzı değil yaksilu fahu olacak. Eğer ağzını manasını verseydik yaksilu burada fiil mef'ul olduğu için fahu olması gerekiyordu. Fihi dolayısıyla zaten yanlış bir mana. Yaksilu fihi yani fiil yevmi ya o o günde e, yıkar ra'sehu başını ve cesedu ve cesedini yani bedenini yıkar o günde. Yani buradan gusül abdesti olarak bunu anlıyoruz haftada yani yedi günden birini yani her hafta demek ki bir usul olan hakkı olarak almamız gerekiyor. Cuma günleri o da bugün de zaten perşembe olması hasebiyle cuma gecesidir. Evet. İnnallâhe bir hadis e, hadisler bitti. Şimdi Nisa suresinin 58. ayeti e, İnnallâhe şüphesiz Allah emreder kum size emreder en Tu Evet en tu addu. Bakın yine en gelmiş. Tu Buradan nasb alameti nedir? Tu ne? Nunun düşmesidir. Evet nasb alameti burada nunun düşmesidir. Dolayısıyla tu addu ne de nun düşünce mensup oluyor diyoruz. Evet e, eda etmenizi emreder. El emanati emanetleri ila ehliha ehillerine. Yani o emanetlerin ehline vermenizi emreder. Ve iza hakemtum ve Allah şunu da emreder. Hükmettiğiniz zaman beynen nas insanlar arasında en tahkumu hükmetmenizi emreder. Nasıl? Bir adli. Adaletle hükmetmenizi emreder. Yine en nasb ediyor. Tahkumune. Burada bir tane de nun var. Tahkumune. Bu en nasb edeceği zaman tahkumune gibi bir fiilde nunu düşürür. Nasb alameti de. Sukutun nun diyoruz. Nun'un düşmesi hasf nun diyoruz. Nun'un hasfedilmesidir. Şimdi burada tabi ayet-i kerimeydi. Ayet-i kerime üzerinde talim yapmak hasebiyle bu nunları çizdim. Evet. Bazı kemeleri var. Onun manası ya murukum size emreder. En tueddu vermenizi edda yueddi ten işte ver, verdi, veriyor, vermek. Yani eda etmek. E, Tueddûne verirsiniz el emanati emanetleri. O da bu şekilde. El emanat salim müennes cemidir. Yani el emanetu el emanatu. Bu müennes salim müennes cemidir. Mef'ulu bihtir. E, nasb halindedir. Çünkü nasb alameti kesradır salim müenneslerde fetha almaz kesra ile mensuptur diyoruz. Hüküm vermenizi Allah emreder en tahkumu hükmetmenizi. Tahkumu ne hüküm verirsiniz manasına gelir. En tahkumu nun düştü bakın burada nun varken burada nun düşmüş İşte nasıl manmeti budur adalette uygun olarak yani bir adli o da adalette uygun olarak manasına gelir e, ayetin toplu manası muhakkak ki Allah size emanet ve işleri Mutlaka ehline yani İslam'a göre ahlakı sağlam yetenekli olanlara vermenizi insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Buradaki emanetten kasıt demek ki iş başına geçecek vali işte müdür gibi işler. Evet. Ectehidu ben çalışırım. Len de Bakın len gelmiş nasip ediyor ve manayı da değiştiriyor. Ben asla çalışmayacağım anlamına çalışmayacağım anlamına geliyor. Tefşelu sen e, izen tefşele yani tefşelu sen başarısız o, o, olursun. Izen tefşelle o zaman başarısız olursun. Izen bunu fetha nasip yani haline getiriyor. Müsenna sigasındaki muzari müsenna halindeyse işte sani mesela yine nun düşer sondaki nunun düşmesiyle mansup olur. Mesela yeclisani en yeclisa şeklinde oluyor. Nun düşüyor tıpkı e, de olduğu gibi tuaddune orada olduğu gibi. İki işçi oturmak istiyor. İkisi iki fiil olacak yeclisani. Evet yuridu el al el amilani iki işçi istiyor. Tabi burada yuridu başta geldiyse fiil e, iki kişi olmasına ama bu böyle müfret olarak gelir. Bu çoğul da olsa, üç kişi de olsa amilune yine yuridu gelir. Ama eğer amilani önce olsaydı el amilani yuridani diyecektik isim cümlesi olduğunda. Dolayısıyla fiil cümlesinde eğer failimiz açıksa e, normal fiilimiz müfret gibi yazılır. Dolayısıyla e, buna dikkat edelim. E, yuridu el amilani iki işçi ister, istiyor. Neyi istiyor? En yeclisa oturmak istiyor. Dolayısıyla yeclisani iken normalde nun düştü neyden dolayı en harfinden dolayı. Bakalım biz bu sayfayı bitirebilir miyiz? Ee, evet bu sayfayı da bitiriyorum. Bu videoyu burada tamamlayacağım. Yazhabani gider ikisi gider. Len yazhaba ikisi git, ikisinin git, gitmeyecek. Evet gitmeyecek. Len ecek acak gelecek nefi yapıyor olumsuz. Mahmudun ve Tahirun Mahmut ve Tahir Meridani hastadır ikisi iki hastadır. Ve len yezheba ve gitmeyecek ilal medreseti okula el yevme bugün gitmeyecek. Ler len yezheba ikisi gitmeyecek yani anlamına geliyor. Nun düşmüş lenden dolayı. Evet yelhaqani key yelhaqa key yine için nunu düşürmüş. Evet, Saidun ve Halidun, Said ve Halid, yecriyani e, yürüyorlar, e, koşuyorlar, cereyan ediyor, koşuyorlar. Niçin? Key yel ki ikisi yetişsin bil qitari, trene yetişsin. Nun düşmüş. Evet, e, takulani ikiniz yersiniz. İzen takula o zaman o halde yersiniz. Evet, e, tezhebani ile el bahçeye gidersiniz. İzen tekula tekula ni demiyorum çünkü bunun düşüyor izenden dolayı nasb ediyor nasb elmeti nunun düşmesi. İzen tekula asima meyveler yersiniz o halde meyve yersiniz öyleyse. Evet vav ve nun ile biten muzari sondaki nunun düşmesi ve yerine elif gelmesiyle mansup olur. Yani e, mesela mesela ne burada bir elif yok. Ama nun gidince elif geliyor. Ona da dikkat edelim. Adamlar gitmek istiyor. Er-ricalu ne Bakın. Eğer ricalu sonda yuridu başta olsaydı yuridune demeyecektim. Yuridu er-ricalu diyecektim. Çoğul olmasına rağmen yuridu müfred gelecek. Ama ricalu başta geldiği için bu artık isim cümlesidir yuridu diyemezsiniz. Yuriduna bunun gibi çoğul yapacaksınız. Er-ricalu adamlar istiyor. En yezhebu gitmek istiyor. Bakın elif gelmiş nun düştüğü için. Evet gitmek istiyor. Eee tefaddalu buyurun ilal dahili içeriye buyurun key teclisi oturmak için yani ki oturarsınız. anlamına gelir. Muhatabın nasbı yani muhataba karşıdaki bir bayan, tek bir bayanın nasip olması nasıl? Yine nun düşmesidir. Sondaki nunun düşmesidir. Mesela tezhebine sen gidersin ey bayan, len tezhebi asla gitmeyeceksin anlamına geliyor. E, alıştırmalar kısmına geldik. Şimdi alıştırmalarda altını çizme etkinliği var. Yani bu sonra evde bir çalışması var. Ben bunu bir sonraki e, videoda okumak istiyorum bu şekilde inşallah 514. sayfaya gelmişiz.